Güncel Haber Kanalı'mdan herkese merhabalar. Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde. İşte yeni burs ve kredi miktarları. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası başarı teşvik programı ile başarılı öğrencilere verilecek destekleri tek tek açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir insanına sahip çıkacağına ve zor gününde yanında olacak dirayete ve güce sahip olduğunun vurguladı. Erdoğan şunları söyledi bu çerçevede hayata geçireceğimiz yeni bir sosyal yardım faaliyeti de şimdi gençlerimize sesleniyorum, öğrencilerimize sesleniyorum. Biliyorum ki merakla bekliyorlar. Nedir o? Başarı teşvik programıdır sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerimize net asgari ücretin %60'ına kadar, yüksek öğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar, dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca 4 yıllık örgün eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize, aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. İlk gün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, Spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca açıklanacak bu programı için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdık. Lisans öğrencilerinin kredi burs miktarını 1250 liraya çıkarıyoruz. Düzce ve çevresinde 23 Kasım'da yaşanan depremin etki alanındaki esnaf sanatkarlara da bir müjde vermek istediğini söyleyen Erdoğan depremden doğrudan zarar görüp görmediklerine bakılmaksızın bu bölgedeki esnaf ve sanatkarımızdan Halkbank'tan, Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredi kullanmış olanların ödemeleri 3 ay süreyle ertelenmiştir. Böylece 7 binden fazla esnaf ve sanatkarımız 700 milyon liralık bir kredi geri ödeme yükünü 3 ay süreyle erteleme imkanına kavuşmuştur. Erteleme kararımızın düzcedeki hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum sek öğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını hatırlayın biz göreve geldiğimizde ne veriyorlardı 45 liracık verdikleri buydu. Bu yıl itibariyle lisansta 850 liraydı. Şimdi bunu 850 liradan 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liraya doktora da 2550 liraya yükselmiştik. Ayrıca geçtiğimiz Temmuz ayında daha önce kredi almış öğrencilerimizin geri ödemedeki tefe tüfe oranlı güncellemelerin tamamını silerek sadece ana para ödemesini sağlayan bir düzenlemeye gittik. Böylece 3,3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık bir maddi yükten kurtardık. Bununla kalmadık, 2022 ile 2023 döneminde ücretlere zam yapmayarak öğrencilerimizi geçen yılki fiyatla yurtlarımızda barınabilmelerini sağladık diye konuştu yeni kredi ve burs rakamlarının hayırlı olmasını diliyorum. Erdoğan, ayrıca devlet yurtlarında kalan öğrencilere verdikleri barınma yardımını aylık 750 liradan 1800 liraya çıkardıklarını ifade ederek, hamdolsun bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 424 bin öğrencimize önümüzdeki yılı diyeceğimiz rakam. 2023 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2500 liraya, doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.